Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. KPSS İktisat deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Deneme 15'teyiz. Bir önceki videoda ilk 4 soruyu çözmüştük. Şimdi ise 5'ten başlayarak 8 de dahil olmak üzere mikro iktisat sorularını bu denemenin çözeceğiz. O zaman 5. soruyla başlayalım. Bir x malının fiyatındaki yüzdesel artış talep edilen miktardaki yüzdesel azalıştan daha büyüktür. Buna göre toplam hasılat nasıl değişim gösterir diye bir soru arkadaşlar sormuşuz. Şimdi x mananın fiyatındaki yüzdesel artışı ben şöyle gösterebilirim. Fiyattaki yüzdesel değişme. Miktardaki yüzdesel değişmeyi de şöyle gösterebilirim. Miktardaki yüzdesel değişme. Ve kim kimden ee, daha büyükmüş? Fiyattaki yüzdesel artış daha büyükmüş. O zaman <laughs> talebin fiyat esnekliği miktardaki yüzdesel değişim bölü fiyattaki yüzdesel değişim ödeme ve buradan bu büyüktür küçüktür. Tabii şöyle bak artış diyor bakın fiyat artmış, miktarda azalmış. Zaten bu talep fiyat esnekliğinin eksi çıkacağını gösterir talep kanunundan dolayı. Ama fiyattaki yüzdesel artış daha büyükmüş. Yani alt taraf üst taraftan daha fazlaysa örnek veriyorum. Üst taraf %5 küçülsün alt taraf %10 artsın. Bu büyüktür küçüktüre uygun. Ve buradan da arkadaşlar 0.5 gelmez mi? Eksi. Yani şu noktaya kadar bize aslında sorulan bilgi şu. Talebin fiyat esnekliği kaçtır? Onu bul diyor. Birden küçüktür. Buna göre toplam hasılat nasıl değişim gösterir diyor. E toplam hastalat da arkadaşlar P çarpı Q'ydu. Ve esnekliğe bağlı olarak değişim gösteriyordu atacak olursanız. Yalnız esneklik bilgisini ulaştık. Fiyat bilgisi yok. Aslında var. Fiyat bilgisi. Fiyat ne olmuş arkadaşlar? Artmış. Bak. O zaman fiyatlar artıyorsa esneklik de birden küçükse mesela fiyatlar %10 arttığında miktar %5 azalıyor. Mesela sadece şuradan bile düşünülebilir. Fiyat %10 artarken miktar %5 azalıyor. Kabataslak toplam aslat artar. Çünkü artış oranı azalış oranından daha büyük. Ve kaç artar? %10'un 5'ini miktar götürdüğü için toplam aslat kabataslak %5 artar deriz. Yani kısacası esneklik birden küçükken fiyatlar artarsa toplam aslat değer belirtilmeden artar deriz. Buradan 5'in sorunun doğru cevabı Adana olur. Ne yaptım yani? Esnekliği buldum önce. Büyüktür küçüktürden. Değer verdim. Birden küçük olduğunu buldum. Mutlak değer içerisinde. Ve P çarpı Q'ydu zaten toplam hasılat. Sırf bunları yazarak. Bak sırf verilenleri yazarak bile buldum. Ama esneklik birden küçükken yani fiyatlar artarsa zaten toplam hasılat artar diyebiliriz. Hızlı bir cevap da bu şekilde verebiliriz. Altıncı soru oldukça güzel bir soru. Doğrusal talep denklemi Q eşittir A eksi B şeklinde olan bir malın fiyatı A bölü B değerine eşitken esneklik aşağıdakilerde hangisi olur demiş. Şimdi arkadaşlar doğrusal talep demek lineer talep demek. Yani talep eğrisi negatif doğrusal. Şöyle çizebilir miyiz? Ve doğrusal talepte tam orta noktada esneklik 1'e eşittir. Fiyat ekseni kestiği yerde esneklik, talep esnekliği sonsuzdur. Miktar ekseni kestiği yerde esneklik sıfırdır. Aralarda ise burası birden büyüktür, burası birden küçüktür. Doğrusallıkta böyle buluyoruz arkadaşlar, biz esnekliği Şimdi burada fiyat A bölü B iken diyor ne kadardır diyor. Peki Q eşittir A eksi B, P, Q'ya ben sıfır verirsem. Yani miktar hiç yokken, o zaman fiyat maksimum değerine ulaşmaz mı? Peki bulalım. Q'ya sıfır verdiğin hiç miktar yok. Bakalım P değeri kaçmış? Karşıya eksi BP artı BP olarak geçer. Her tarafı da B'ye bölersem, her tarafı da B'ye bölersem, P değeri A bölü B çıkar. Yani miktar sıfırken, bakın miktar sıfırken, A bölü B şu nokta oluyor görüyorsunuz ve fiyat A bölü B ikenki esnekliği soruyor ki talebin ulaşabileceği en son bak en yüksek fiyat o noktada talebin fiyat esnekliğinin sonsuz olduğunu söyleyebiliriz ve buradan E seçeneğini doğru cevap olarak işaretleyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde çözülüyor negatif doğrusalda esneklik vardı hatırlayın oradan gittim çözdüm hiç değer falan vermedim. 7. Bir malın piyasası dengedeyken devlet ilgili malın piyasasına spesifik vergi uygulamıştır. Birim başı vergi. Bu durumun sonuçları açısından hangisi doğru değildir diye bir mikro sorusu yazmışız. Öncelikle arkadaşlar bizim yapacağımız bir piyasa oluşturmak. Bir malın piyasa, piyasası dengedeyken diyor çünkü. Burası Q burası P 0. Şöyle bu arz. Şöyle bu da arkadaşlar talep kesiştiği yerde bakın denge var. Mavilerde dengeyi göstersin. P Q Peki bir anda spesifik vergi uygulanmış. Spesifik vergi uygulanması e, neye yol açar? Bizim arz eğrimizi şöyle kaydırır. Paralel sola doğru kaydırır. Ve S tax yapar. Yani arz artı vergi ve vergiyle beraber denge fiyatı PT'ye yükselir denge fiyatı arttı. Denge miktarı azalır. Öyle değil mi? Peki üretici arz fiyatı düştü. Çünkü bir kısmı da üreticiye yansıdı. Şu kısım tüketicinin ödediği toplam vergi. Şu kısım üreticinin ödediği toplam vergi. Hatta P, -T -Ü yazayım. Üreticinin ödediği vergi. Tüketici rantı bakın azalış gösterdi üretici rantı azalış gösterdi ve refah kayıpları ortaya çıktı. Refah kayıpları derken şu tüketici refah kaybı bu da üretici refah kaybı. Yani toplam refah kaybı şöyle bak A, K, şuraya B diyeyim, şuraya da E diyeyim. Mesela A, B, e, toplam refah kaybı. Üçgen. Mesela yine şu noktaya da bir değer vereceksiniz. P nokta E, P PTÜ üretici ödediği toplam vergi gibi. Ondan sonra değerlendirme. Ya da devletin toplam kazancı mesela PT başlıyorum. A, E ve PTÜ'nün olduğu alan mesela toplam vergi kazancı. Toplam devletin kasasına giren vergi miktarı. Yine A, E, B. Ondan sonra sosyal refah kaybı ya da ondan sonra dara kaybı. Hangisi doğru değildir diyor. Ben şöyle bir üzerinden anlattım ama yine şıklardan gidelim bakalım. Malın denge fiyatı artar. Doğru. P'den PT'ye çıkar. P'den PT'ye çıkar. Üretici fiyatı azalış gösterir. Üretici fiyatı eskiden P iken şimdi PTÜ olur. Yine buna da doğru cevap diyoruz. Yanlışı buluruz tabii. Üretim miktarı optimal dengenin üzerinde yer alır. Yanlış. Üretimi miktarı bu. Optimal. Verginin eklenmesiyle miktar azaldı. Tüketici rantı azalış gösterir. Bakın buyurun. Taranmayan eskiden böyle bir alandı. Şimdi böyle bir alan oldu. Toplam rant azalış gösterir. Aynı öyle çünkü bir kısmı sosyal refah kaybı ile beraber yok olmuştur. Eskiden toplam rant bakın şöyleydi. Şimdi şu taranmayan iki alanın toplamını itibaret Zaten bu da refah kaybının da bir göstergesi. Toplam rantın azalmasının nedenlerinden bir tanesi olarak. Çünkü devlet doğruyu ortak olarak giriyor ve 7C şıkkı oluyor. 8. Aşağıda yer alan durumların hangisinde üretici rantının değeri firmanın satış hasılatına eşit olur? Evet buna benzer bir soru çözmüştük. Satış hasılatı demek toplam hasılat demek. Yani P çarpı Q demek. Ve üretici rantının değeri, toplam değeri firmanın satış ağası zaten eşit olacak. Şimdi bakalım. Ben şimdi bir tane şöyle temsili bir firma çizeyim. Şu arkadaşlar talep, şu da arz olsun. Arzın taleple kesiştiği yerde denge fiyatı var, denge miktarı var. Ve yine S, P, Q, D'yi atalım. Bana burada üretici rantını gösterin. Mesela temsili çizdiğim yerde. Buyurun şurası üretici rantı öyle değil mi ve ben burada p çarpı q yapsam şu alanı da almış olurum çünkü karenin alanı hesaplıyorum ama üretici rantı bu karenin yarısı peki satış hasılatı olan p çarpı q'yu bulmak için bu karenin tamamı nasıl olmalı eğer arz eğrisi şöyle dik olsaydı o zaman taleple arzın kesiştiği yer bakın denge fiyatı bu miktarda bu olacaktı ve o alanın tamamı e, satış hasılatına eşit olacaktı. Yani bakın şöyle çiziyorum. Şöyle çiziyorum. Burası Q, burası P. Şu talep. Tamam mı? Şu da arz. Bak arz da talebin kesiştiği yerde denge fiyatı var. Ve arz bakın burada arzın yukarısında denge fiyatın altına kalan alan bakın üretici rantını görebiliyorsunuz değil mi? Burası da Q olsun. Bak P çarpı Q. 2'ye bölmeye gerek yok çünkü karenin alanı bu. İşte burasının tamamı üretici rantı oluyor. Aynı zamanda üretici rantı toplam hasılat eşit oluyor. Yani P çarpı Q'ya eşit oluyor. Burada P çarpı Q yaparken dik olmadığından bak pozitif eğimli olduğundan tam da orijinal çıktığını ikiye böldük. Üçgeni hesaplamak için. Çünkü rant burasıydı bakın. Ama burada rant bakın burası. Arz dik, taleple kesiştiği yerde denge fiyatı var, miktar var. P çarpı Q yapınca ikiye bölmeye gerek yok zaten. Karenin alanı hesaplıyoruz. Sana toplam hasılatı verir. Üretici rantına da eşit olur. Bu yüzden üretici rantının değeri firmanın satış hasılatına eşit olabilmesi için arzın dik olması gerekiyor. Yani esnekliğinin sıfır olması gerekiyor arz esnekliğinin. Ve bu da doğru cevap olarak bize hangi şıkka götürüyor? E seçeneğine götürüyor. Evet 4 sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.